Tanrı insanın özü ile kalbi arasına girer. Her ikisinin arasındaki yer neresidir? Arasıdır. Meseleye şimdi Allah gözlüğüyle bakarsanız arasında hiçbir şey yoktur. Arası yoktur. Ama meseleye kul gözüyle bakarsanız, evet, kişinin kalbiyle Allah'a arasında bir yer vardır. Bunu şöyle bakmak lazım. Allah bütün nuruyla her şeyi kapsamıştır. Ama kul, Allah onun her şeyini sarıp sarmalamışken, her şeyine tecelli etmişken, kul masivadan dolayı ondan ayrıdır. Masivasından dolayı ayrıdır. Bu o kimsenin sevgisiyle alakalıdır. O muhabbetin, sevginin tecelliyatıyla alakalıdır. Bir kimse, şuradaki topluluğun hepsi de Allah'ı sevme yolundadır. Bunu bir böyle tavsiye gibi algılayın. Hiç asla Allah'ı seviyorum demeyin. Bu iddiadır çünkü. Bu biraz insanı, yani ola ki birisi gelir, bir laf söyler, oturur kalırız hep beraber. Burası biraz sıkıntılı bir yerdir. Evet, biz Allah'ı sevme yolundayız. Ama bu Allah'ı sevme yolunda bizim masivalarımız vardır. Bizim mecazlarımız vardır. O masivalar, o mecazlar, o gafletler kişi ile Allah arasında bir boşluk yapar. Allah'ın kişiyle arasında boşluk yoktur. Ama kişinin Allah'la arasında boşluk vardır. Kişinin Allah'la arasındaki boşluğu kişinin kendisindendir. Bir kimsenin ibadeti Allah'a yakınlığı göstermez. Bir kimsenin haramlardan ne kadar uzak olduğu Allah'a o kadar yakın olduğunu gösterir. Bu işin Allah affetsin, büyüklenmek açısından değil, bencesi. İnsanlar Allah'a yakınlığı ibadette görürler. Oysa bugünkü zamanda Allah'a yakınlık haramlardan uzak durmaktadır. Geçmiş dönemlerde insanlar zühd ehli olmuşlar. Abid ehli olmuşlar, ibadet etmişler. Zühd ehli olmuşlar, yani dünyadan kaçınmışlar. Dünyalık şeylerden kaçınmışlar. Ve bunlarla Allah'ı sevdiklerini söylemişler. Bunlarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sevdiklerini söylemişler. Kendi içlerinde, kendi dairelerinde bu kendilerince doğruydu o gün için. Ama bugün için bu eksik. Bugün bir kimse Allah'ı seviyorum dediğinde Allah'ın sevgisinin tecelliyatı olarak Muhammed-i Mustafa'yı da sevmesi lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem'i. Onu sevmesi demek, onun sünnetlerine sarılması demek. Onun sünnetlerine sarılması demek, onun haliyle hallenmek, onun ahlakıyla ahlaklanmak demek. Bir kimse Allah'ı seviyorum dediğinde veya sevme yolunda olması demek, Allah'ın sevdiklerini ve Allah'ı sevenleri de sevmektir. Şimdi bir kimse, bugünkü zamanda öyle bir sıkıntı var ki, herkes Allah'ı çok seviyor ama namazı sevmiyor. Herkes Allah'ı çok seviyor, orucu sevmiyor. Herkes Allah'ı çok seviyor ama zikri sevmiyor. Mesela şunu asla ve asla kabullenemem. Bir kimse hem Allah'ı sevme yolunda olacak, hem de Allah'ı zikretmeyecek. Allah'ın zikrini sevmeyecek. Allah'ın zikrinden rahatsız olacak. Allah'ın zikrinin uzunluğundan şikayet edecek.
Allah'ın zikrinden kaçsak, zikir bitince, zikir başlamazdan önce sohbete gider dinlerim, zikir başlayınca giderim. Veya zikrin bitmesine yakın gelecek. Veya zikrullah olduğunda çekip gidecek. Veya zikrullah varken gelmeyecek. Ben sohbet dinlemek istiyorum diyecek. Hele önceden Allah'ı seviyorum diyenler zikirden fersa fersa kaçarlardı. Tutuklanma vardı, basılma vardı. Hor görülme vardı, hakir görülme vardı. Allah'ı zikreden insanları taciz ederlerdi. Küçük görürlerdi. Kınanırdı Allah'ı zikredenler. Ve hem Allah'ı seviyorum diyecek, hem zikredenleri kınacak. Hem Allah'ı seviyorum diyecek, hem Habibinin sünnetine tabi olanları kınacak. Hem Allah'ı seviyorum diyecek ama istediği gibi haramı işleyecek. Vallahi de sevmiyor, billahi de sevmiyor. Bu manada. Seviyorum iddiası acı bir şey. O yüzden Allah kişinin kalbiyle arasına bu noktada Tanrı demiş onu da insanın özüyle kalbi arasına girer de Cenab-ı Hak orada kişinin kalbini kendisinden uzaklaştırmıyor. Kişinin kalbini kendisinden soğutmuyor. Kişinin kalbiyle arasına giriyor. Kendi özüyle, sırrıyla kalbinin arasına girmesi gibi algılanıyor değil. Cenab-ı Hak neden girsin kişinin kalbiyle sırrının arasına? Cenab-ı Hak neden girsin o kalbinin ruhuyla arasına? Hayır. Buradaki ayrılık gibi algılanmasın. Allah bütün her şeyin hakimi zaten. Bütün her şeyin içinde. Sen Allah'tan yönünü döndürürsen Allah senin yönünü döndürür. Sen Allah'tan yönünü döndürmezsen o senin yönünü hususi bizatihi döndürmez. Yani kalbinle arasına girdi, o kimse gitti. Önceki sufiler böyle algılamışlar bir kısmı bunu. Hayır. Bir kimse kendisi melayaniye dalar. Kendisi gaflete dalar. Musa aleyhisselam bir gün yağmur duasına çıktığında önceki velilerden bir kimseyi vesile etti. Dedi ki ya Rabbi şu filanca velinin yüzü hürmetine bize yağmur deyince Cenab-ı Hak Musa'ya dedi ki ya Musa o kimseyi nasıl tanırdın? Sana çok dostu, sana çok veliydi ya Rabbi. Ya Musa onunla alakalı sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle ya Rabbi. O dedi benden biraz gönlü kaydı, kalbi kaydı. Nedir ya Rabbi dedi, gönlünün kayması ne? O dedi Meltem rüzgarlarını sever hale gelmişti. Meltem rüzgarını, Meltem esintisini kendisine hoş tutardı. Beni seven benden başka kendisine neyi hoş tutar ya Musa dedi. Onu seven ondan başka hiçbir şeyi kendisine hoş tutmaz. Onu seven ondan başka hiçbir şey ona sevgili gelmez. Yine okursunuz belki de herhangi bir evliya menkıbesinde. Abid bir zat varmış. O abid zat çekilmiş, insanlardan uzlet etmiş. Ormanların içerisinde, ormanlık alanda ibadet edermiş. Bir kuş gelmiş karşısındaki ağacın tepesine yuva yapmış. Onunla aşina olmuş artık. O kuş devamlı oraya gelir gider öter. Yavrularına bakar, onlara bakar gider. Ondan kaçmazmış hiç. Kaçmazmış hiç. O abid zat demiş ki ya mescidimi götüreyim de demiş. O ağacın altına yapayım da. Hiç olmasa demiş o kuşla ünsiyet peyda ederim. Götürmüş mescidini o ağacın altına götürmüş. Hitap gelmiş. Ey dostluk iddia eden, ey sevgi iddia eden, ben varken nasıl kuşla ünsiyet peyda edersin demiş. Bunlar ağır. Bunlar sır sohbetler. Bunlar sır sohbetler. Onunla dostluk peyda eden başka bir şeyle ünsiyet peyda etmez. O garipleşir. Gariptir. Onun dili anlaşılmaz. Onun hali anlaşılmaz. Onun sözü anlaşılmaz. İnsanlara yabancı gelir o.
Yabancı gelir. Neden? O onunla ünsiyet etmiş. O yüzden onunla ünsiyet edenlerin halkın içinde dostu azdır. Onunla ünsiyet edenlerin etrafta onu anlayanları çok azdır. Onu dinleyenler çok azdır. Onun sözü ağır gelir. Onun sözü keskin gelir. Onun sözü acı gelir. Onun sözü acı gelir. Evet, Allah kişinin özüyle kalbi arasına girer. Allah her yerde. Allah en ince mahrem noktanızda dahi var. Allah'a gizli kapaklı hiçbir yer yok. Allah'ın bilmediği hiçbir yer yok. Allah'ın girmediği hiçbir yer yok. Allah'ın tecelli etmediği hiçbir nokta yok. Hiçbir daire yok. Hiçbir daire yok. Ama bu aradaki perde kulun kendisindendir. Aradaki ayrılık, firak kulun kendisindendir. Kulun meleyanındandır. Kulun gafletindendir. Kulun gafletinden